Komutanım. Bir de şu tarafa geçelim. Bizim bir trafiğe geçelim. Gelin çocuklar. Nereye gidiyoruz? Gelin burada Gürkan dedeniz var. Gürkan tanışırız. Arız. Baban da böyle gelecek hadi. Evet. Ondan sonra. Hastasınız değil misiniz? Geçin böyle şu taraftan çocuklar sandalyeler. Gelin oturun buyurun. Ayakta kalmayın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gelin bakalım. Gerçekten çok gurur duydum. Çocuklarımızla olur duydum. Çok da yararlı olacağına inanıyoruz. Hadi sizden baksız kaldınız. 10 ile 16'sı arasında Mayıs'ın engellerle ilgili etkinlikler özellikle öncelikle siz de buraya gelerek bizleri onurlandırdınız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sorumluluk sahası olarak zaten Femük Harbor Komutanı olma sebebiyle benim kendi sorumluluk sahamdasınız. Burada sizi ağırlamak benim için çok büyük bir şeref. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii, jandarma deyince aklınıza ne geliyor? Ben de açıkçası merak ediyorum. Can güvenliğimizsiniz. Ne geliyor? Can güvenliğimiz. Can güvenliğimizsin. Çok güzel bir tanım oldu. Başka düşüncesi olan var mı? Jandarma deyince aklınıza ne geliyor mesela? Eğer sizler mesela bu okulda öğretmenlerinizin sayesinde okuyabiliyorsanız bunları sağlayan... Polis mi abi? Aynı polisin yaptığı işi şimdi hep beraber bizler yapıyoruz. Bizim için sizler her dönemde her daim değerlisiniz. 7/24 jandarma istediğiniz anda sizin her zaman yanınızda. Şimdi bu elimde çikolata var değil mi? Mesela. Ben sana verdiğim zaman bunu alırsın. Sana verdiğim zaman alırsın. Neden alırsın? Çünkü ben jandarmayı bana güvenirsin. Dersin ki bu komutandan veya bu askerden zarar gelmez. Ama hocamızdan dediği gibi yabancı şahısları gördüğünüz an kesinlikle ve kesinlikle onların size ikram edeceği şeyleri veya söylediği sözlere inanmayın. İnanmayın ve kesinlikle okulun dışına çıkmayın arkadaşlar. Biraz merci 112. Unutmayalım. Hemen 112'yi basıp arıyorsunuz. Telefonu çekmese dahi orada acil durum hakkında olduğu için direkt ulaşabilirsiniz. Yani arkadaşınız güzel bir konuya değindi. O konuda kesinlikle bir şeyimiz yok, tarihimiz yok. Belki Kenan Bey, ben söylediğim şu telefon şarjı bitti, tam kapandı. Telefonun şöyle şarjı biterse ulaşamayabilirsin. Çünkü neden? Ekran görünmesi gerekiyor. O neyle bağırmak ne? Ha, o eğer mesela köydesiniz, herhangi bir sorunla karşılaştınız. İlk yapacağınız işlemler, telefon yoksa yanınızda, bir vasıta, bir insan görebilirseniz onlara ulaşıp 112 aramanızı söylemeniz. Onlar evde duruyorken, arasınız gelirse, yabancı gelirse, beni uçturucu yaparlar da, jandarma abi de 112'yi ararım, söylerim, hemen gelir, abisine attırırım. Ellerinizi sallayabilir misiniz?